Ayhan ablaya bakıyorum. Nerelisiniz abla? Ben Şalpazarlıyım. Şalpazarlı. Şalpazarlı. Hani adam nerede senin? Yok adam benim. Yok ya. Ben dedim karşıda oynayan kızlar, oğulların, torunların, kızların mı var? Benim burada kız var. Oynayan ama nerede bilmiyorum ki. Nasıl diye? Memnunsun. Ben Hollanda'dan geliyorum. Alo. Ne işin var senin abi Almanya'da Hollanda'da? Hollanda'da. Abla sizin köyden birilerini gördüm. Köyden mi? Köyden. Ablatekiler, ablam. Abla, ala. Abla. Şalpazar'ın Kireç Mahallesi'ndeniz. Selam var mı? Köy, bırak. Şalpazar'ın Kireç Mahallesi'ne herkese selam var. Bak ablam sülaleyi söylüyor, hepsini söylemiyor. Köye selam göndersin. Köye selam var. Vallahi biz de Şalpazar'ı derken ordulu yakaladık onu. Evimiz ama önümüz Karadeniz'de ya. Aynen. Nasip bizeymiş. Çok aynen. Teşekkür ediyorum. Evet, devam ediyorum. Seni tanıyalım. Almayalım abi. Sen Almanya'da mısın? Evet, Almanya'dayım. Sevgili izleyiciler, Şalpazarı'ndan da Almanya'da oturuyor. Neresinde Almanya'da? Radefonbalt. Vallahi bilmiyorum ama orası olsun. Remşay'da yakın Radefonbalt'ta oturuyorum. Geldiğim yer Şalpazarı Kireç Mahallesi. Evet, kardeşmişsiniz. Evet, kardeşiz. Sen bu kızı niye Hollanda'ya doğru evlendirdin, gönderdin? Yo, yabancı değil. O da amcamın oğlunda. Ama oraya gitti. Neyse, bunun adresi alalım. Hollanda'ya gittiğimizde en azından bir selam verecek, çay içecek yerimiz olsun abla. Evet, gezecek yerimiz var yani. Gitmeye yerimiz var. Fazla uzak değil. Aramız 170 kilometre. O da bir şey değilmiş. Evet, ya. Bir şey değil. Evet. Senin adam nerede? Yok ortada. Benim adam maalesef gelmedi. Bravo. Abi çok güzel şeyler kaçırdım burada bak. Bunlar bir de en öne oturmuşlar ya. Evine en erken gelmen lazım buraya oturmanın için. Evet, sağ olsun arkadaş yerimizi ayırdı. Bunlar nerede? Almanya'dan mı? Bunlar da Almanya'da. Neresinden? Bunlar Köln, Berkheim'den. Ha, Köln'den. Berkheim'den, evet. Dedim Stuttgart'tan var mı diye. Stuttgart'tan maalesef benim tanıdığım yok burada. Yok değil mi? Yok. Evet, sevgili izleyiciler. Devam ediyorum. Dediğim gibi bakalım bizi ne bekliyor. Şu masaya gidelim bakalım. Aa, burada. Sevgili izleyiciler, bu ablamın gemileri batmış Karadeniz'de. Elini koymuş düşünüyor. Hayırdır abla, çok mu borç harç var? Niye öyle düşünüyorsun? Allah şükür iyi. Hani adam nerede, yok orada. Geziyor, kahveye gitti. Kahveye mi? Orada ileride. Aç bak artık. Bakalım. Evet sevgili izleyiciler, yengem Türkiye'den dün gelmiş. Bakalım şimdi bir hal hasbal edelim durumu. Nasılsın yenge? İyiyim. Neredensin sen? Şalpazarı'ndan. Evet. Hangi köy? Sinice. Soyadınız ne sizin? Soyadınız orada. Karagül. Köyde nasıldı geldiğinde? Kar var mıydı? Kar. Vardı. Var mıydı? Evet. Kimin yanına geldin? Kızların yanına mı? Çocuklarımın yanına geldim. Kimin? Çocuklarımın yanına geldim. Ama sen Almanya'da mıydın önceden? Evet. Evet. Dediğim gibi. Nasıl buluyorsun Almanya'yı? Seviyor musun, sevmiyor musun? Sevmiyorum. Sevmiyorum. Bravo! Biz de sevmiyoruz ama. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Trabzon'un kaç yaşındasın? 9. 8 yaşından 80 yaşına kadar herkes kemençe çalıyor. Sevgili başkanlar, bu çocuğa bir şey verin, nasıl diyeyim, şans verin. Sahneye çıkmak istiyor musun? Sahneye. He?
yukarıda çalacaksın mı kemençe abi gibi? Ne güzel çalıyorsun, aferin. Aslanım benim, evet. Gördüğünüz gibi o da enteresan bir şeydi yani. Sevgili izleyiciler, çocuğa sormuşuz. Nereli olduğunu, ne olduğunu söylememiş, üzülmüş. Ağlamış. Annesi de bize getirdi. İyi dedik, kırmayalım dedik. Şimdi soralım. Yeniden yapıyoruz röportajı. Küçüğün dediği hak olur yani. Büyük, geleceğin büyükleri ya bunlar. Adın ne senin? Yakup. Nerelisin? Trabzon mu? Trabzon. Trabzonlusun. Ya hangi takımı tutuyorsun sen? Trabzon. Trabzon sporu mu tutuyorsun? Şu kaç yazıyor burada? 52. Evet. Trabzon sporu. Ne demek istiyor? Niye ağladın? Niye üzüldün sen? Annen dedi çok üzülmüşsün. He? Evet sevgili izleyiciler, çocuk yerinde duramıyor. Dikkat ediyorum. Olduğu yerde biliyorsun Karadeniz'in kanında var yani hani. Yani. Evet şimdi devam ediyoruz. Burada bakıyorum. Dediğim gibi aha bir abla yakaladım. Bak şu ablam konuşmak istiyor. Evet sevgili izleyiciler. Kameramız hazırlanıncaya kadar. Abla sen nerelisin? Ordulu musun? Yok ben kendim Trakyalıyım. Eşim Karadenizli. Vallahi ben anladım bunu da bak. Karadenizli olmadığını hemen geldim buraya. Anladın mı? Ben nasıl anladım ama orada senin Karadenizli olmadığını. Nereden anladın? Bilmem ya, içim öyle doğdu. Allah bize bir şey yetenek vermiş bana. Hemen anlıyorum kimleri. Teşekkürler. Evet. Nereli eşin? Trabzonlu mu? Evet Trabzon. Nerede kendisi? Ama sakın horon oynaya deme bana. Yok eşim yok burada. Ben kendim geldim. Yeğenlerim burada. Onlara yeğenlerin geldim. Yeğenlerin mi? Evet misafirler. Eşin tarafı bunlar. Evet eşimin tarafı. Kaynımın kızları. Adamı buldun. Annen unuttun kendi köyü. Yok canım niye unutayım? Yani. Unutmam. Sevgili izleyiciler görüyorsun değil mi? Gelinin hası burada. Bak Karadeniz'e gelmiş. Trakya'yı unutmuş. Hep Karadeniz'de yeğenleri de burada. Yok. Aslımı unutmam. Niye unutayım aslımı? Vay! Yok durmuyor. Evet. Eşin köyü nere abla? Ya eşim kendi Trabzon ama onlar şeyde oturuyorlar. Düzce'ye yerleşmişler. Düzce'ye gidiyoruz biz. Ana sizde fındık da vardı. Evet. Fındık para etmiyor değil mi? Etmiyor diyorlar vallahi. Biz görmüyoruz. Biz yapmıyoruz. Etim kaynımlar yapıyor. Senin adam fındık bahçesi aldı mı? Var canım köyümüzde. Olmaz olur mu? Abi bak. Fındık bahçesi almışsın yani. İnşallah bol verim olur. İnşallah. Dediğim gibi hele bu ablamı da var ha Karadeniz'de etmişsin ya. Helal olsun ha erkeğin hası valla. Teşekkürler. Hoş geldin ablacığım. Hoş sevgi sağ saygılar. Sağ ol. Şu yeğenlerinle konuşun sen. Bu diyor ki sen Orduluymuşsun. Trabzonluyum ben. Evet ben yanlış duymuşum. Hangi köy geldi? Hangi şehir? Vallahi dedelerimiz gelmiş Trabzon'dan. Ağsar tarafından bilmiyorum başka. Ama şeydesin, Düzce'de misin? Evet Düzce. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler bir kızımızı görüyorum. Bu senin kızın mı yoksa görmüyorum da bir ne orada yanımızda biri var. Yok onu tanımıyorum benim de. Ha sizden değil o. Evet sevgili izleyiciler iyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Seni dediler ki Ordulu. Ordulu değilim Trabzon Akçabatlıyım. Evet sorduk değil mi bir daha? Orada evet sorduk mu? Doğru. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sen yoruldun da mı çıktın halkada? Biraz hava almak istedim o yüzden çıktım. Ya Karadeniz'in kızları yorulmaz. Ben yorulmadım zaten. Birazdan yere gireceğim. Arada paydos, arada deva. Evet. Köyünüzü söyledin mi? Sordun mu köyü? Derecik Uğurlu Köy. Derecik. Evet. Nereye? Şahpazarı'nda mı? Hayır, Derecik Uğurlu Köy. Evet. Eski evet. Adıyla İlana. Aha. Orada tanıdığın falan var mı? Amcaların, teyzen, halan? Bütün ailem orada. Abo, selam gönderelim o zaman. Selamlar buradan evet, herkese. Evet, gördüğünüz gibi kızımızın sağlığı yerinde, keyfi de yerinde. Hiç sıkıntı yok yani. Evet, evet. Teşekkür ediyorum sana teşekkür abisi. Ederim. Çok sağ ol. Şimdi sizleri yakın geçmişte şehit olan asker ve polislerimiz için, yakın geçmişte bir yıl içinde kendilerinizin yakınları, ölüleri için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum.
Tahmin edin karşı taraftan bizim İstiklal Marşımız karşıdan çalınacak bize. Hazırsa onun için de İstiklal Marşımızı alalım. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz ne kadar zıpladım, hopladım. En sonunda kırmızı koltuğa gelince de oturduk böyle. Evet, gördüğünüz gibi şimdi hani derler ya işte Avrupa'da Yunus Coşkuner orada, Yunus Coşkuner burada. Ne dedik? Geçen Bosna'daydık, İtalya'daydık, Mısır'daydık. En son neredeydik? Prag'daydık. Bu sefer de Köln, burası neresi ya? Ratingen, evet Ratingen'deyiz. Said Uçar Hoca'yı da yakaladığımızda burada dedik ki bir iki hasbal edelim. Neler yapıyor, ne ediyor? Hani bakalım orada da çok seviliyor, biliniyor. Bizim sanatçılarla da iyi diyaloğu var. Çok da eserleri var. Onun için de yakalamışken bu fırsatı değerlendirmek istedim. Kendisi de sağ olsun. Teklifimizi kabul etti. Şimdi aleyküm selam. Evet. Sevgili izleyiciler, arkadan olaylar oluyor. O bilen biliyor olayı.
Şimdi soralım. Nasılsınız hocam? Ben artık hocam diyorum. Ne dedim? 20 tane eserden sonra yapana ben hoca diyorum yani. Hak ettiler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizi kırmızı koltuğa aldık ama biraz sıkıntı var mı bilmiyorum yani. Sıkıntı yok. Yok mu? Kırmızı tehlike ama bizde ferahtır yani. Valla aslında bilmiyorum ya. Karadeniz'de bordo mordu yani Ordu'da olsaydı mor şimşek olurdu. Biraz sonra bordo da getireceğiz. Bordo mavi yapacağız bunu. Bordo mavi. Maviyi getireceğiz maviyi. Mavi evet, evet değil mi? Biraz evet. Bordo evet doğru mavisi eksik olsun eksik diyelim. Nasıl gidiyor Almanya'da havalar? Yani şimdi havalar nasıl gider? Karadenizlerinden iç içe seçiyor. Hemşerilerim çok iyiydi. 20 dakika önceki durum bizi üzdü yani. Ya o ufak şeyler oluyor öyle yani. O ufak şeyler oluyor evet. Öyle yani. Tabii Trabzonspor yenilince bu sene bizde her beyin her şey duruyor. O zaman spordan gelmişken şöyle evet. Bir şey. Ben sporu İyi bilirim desem yalan konuşmayayım da diyelim 10 yıllık bir spor başkanlığı olduğuna göre Şvebüşküm'ün Türk gücünün başkanı olduğum için. Bizim başkandan daha iyi biliyorsundur yani 10 yıldır içindesin. O zaman biraz spora girdik. Sevgili izleyiciler evet. Müzikten çıktık, magazinden çıktık spor programına döndürüyorum programı. Kısa bir şey için. Ama top yuvarlak. Evet. Hiçbir şey diyemezsin. Yuvarlak da hep bizim kaleye doğru yani. Bizim kaleye doğru da sence Trabzonspor'da eksik olan ne? Yani eksik olan o yani. Sen programı sabaha kadar bitiremezsin öyle. Eksik en olanları mı sayacağım? Hepsini sayacak mıyım? Ya hoca şöyle diyeyim sana. He. Birkaç tanesini mesela. İlla Şenol Güneş gelse kurtulur mu sence? Hayır. Doğru bence de yok, o. Yok. Doğru. Öyle bir tabandan biri gelecek. Ben evet. Ve yerli olacak. Benim tezim o. Evet. Hoca da yerli olacak. Futbolcu da yerli olacak. Yani bugün Şenol Güneş'i çıkaran Trabzonspor başka Şenol Güneş mi çıkaramıyor? Bir sürü evet. Çocuklar var. Abdülkadir gibi, Pırlanda gibi çocuklar var. Yusuf Yazıcılar var. Ya kardeşim bunlara yer versen o esmer arkadaşlarla uğraşmayacaksın işte. Yani, uğraşmayacaksın. Yani öyle. Hocası İstanbul'da. Trabzon'a ne kadar fayda olur? Ya zaten bu geldi gitti. Bir daha geldi, bir daha gidecek şimdi. Bugün başkan dediğimiz başkan futbol hastanede güzel bir yönetici. Yani bu yoksa futboldan anladığı yok ki. Ama ben anlamıyor. Anlasa buna değişik olur. Ya tabii buna göz yummaz. Ama bu şey var. Son zamanlarda mesela insanlar da çok üstüne gidiyor başkanın yani. Hani benim üstüme mi gidecekler? Yani kim? Seçmişler. Seçen var. Seçen. O aldı o futbolcuları. Yani buradan kalkıp da evet. Biz almadık ya. Şimdi şöyle bir olay var hocam. Avrupa'da ben 10 yıldır futbolla yani oynamadım. Hayatımda topa vurmuş bir insan değilim ama 10 yıldır başkanlığı yapıyorum. Gördüğüm Türk futbolcuları çok değişik bir şey yani. Nasıl? Ya çok futbolcular böyle kavgaya hazırlar. Şöyle az bir şey desen gidip bir tokat çakabiliyorlar. Yani emisyonu yüksek. Biraz da eğitimden biraz da eğitim. İkinci bir olayı söyleyeceğim. Çok önemli. Ben bir köye gittim. Dedim ki bu köyün nüfusu kaç dedim. Bana dediler ki bütün köyün nüfusu 3000. Dedim kaç kişi bu futbol kulübü var köyün üye? Dediler 1500 kişi. Vallahi adını da söyleyeyim. Spreitbach. Hiç unutmuyorum. Dedim nasıl oluyor bu? Ya dedi adam baba üye oldu mu dedi. Çocuklar da otomatikmen üye oluyor dedi. Ve dedi bütün aile dedi futbola destek oluyor dedi. Yani dedi, bambino diyorlar çocuklar daha işte 6 yaşında başlıyorlar. Bizde bunlar yok. Örneğin ben Gülyalı'dan o havaalanı yapıldı ya Deniz'e. Evet evet. Daha ne top sahamız var ilçeyiz. Ne top sahamız var, ne futbolcumuz var, ne hiçbir şeyimiz var. Burada önce köy kurulduğunda bu altyapılar oluyor yani. Evet. Bizde de suç var bana göre. Kardeşim sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ne Samsun'u var ederler futbolda. Dünya Türkiye'yi sevmez. Türkiye'de de 3-4 tane takım Samsun'u sevmez. Zonguldak'ı sevmez. Ordu'yu sevmez. Giresun'u sevmez, Trabzon'u sevmez. Sevmez derken yaşatmaz, çıkartmaz. Yani biz de o birlik, beraberliği niye sağlayamıyoruz dersen futbol bu hangisini? Yani savaşa gitmiyoruz ki desek ki Karadeniz haydi tek sıra oluyoruz, savaşıyoruz. Ya. Fenerbahçe'ye karşı, Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı hücum mu diyeceğiz yani?
Bu da çünkü futbol barış oyunu. Çok da güzel bir spor, evet. Dikkat çeken bir spor. Reklamcıların, evet. Ürün sahiplerinin hangisi olursa olsun bunun üzerine oynuyor. Yani bugün borsa dahi bunun üzerinde kurulu. Evet, aynen doğru. Ve en kolay para kazanılan. Yani düşünsene bir transferde 7 tane adam eğer para kazanıyorsa seyirci ne kazanacak? Ama bu futbolda hakemlerin de çok problemleri var. Yani onlardan da sorun. Onu açarsa. Yani var yani. Bak şimdi. Sırf şeyde değil. Diyorlar ki yabancı futbolcu. Kardeşim yabancılardan hakem getirsene oraya. Olmaz. Ha? Niye olmuyor? Olur da yani maddi bir olay. Onları getir de düzelsin Türk futbolu Türkiye'de. Başka düzelmez. Federasyonu da aslında yeni karma yapmak lazım. Karma yapmak lazım. Tabii. Yani asıl en güzel konu da bu oldu. Hem de birazcık rahatladım. Yani deşarj oldu ya bu hani. En azından bir rahatladık ya. Değişik bir şey. Sanki ama, gol attım gibi geliyor bana şimdi. Dediğiniz doğru ama şimdi Türkiye'de bu futbol tabii ki bir sanatçıyla bir konuyu konuşacağız. Zaten o şeyleri görürler ya. Senin eserlerini baktılar internetten bir yerden ama bu güzel bir konuya değindiniz şimdi. Biz diyelim ki tamam. Sanayin futbol... var mı Ordu'da? Efendim? Sanayi var mı Ordu'da? Şimdi bak bir şey anlatacağım. Yok desem yalan. Küçücük şeyleri sayma. Yok. Trabzon'da var mı? Yok. Neyimiz var? Futbolumuz var. Bunu aynen, onu bari bırakın ya. Sağımıza dokunmayın. O sağımıza girmeyin yani. Oraya girmeyin. Onu i̇şte, onu bize bırakın yani. Şimdi sen bana desen ki Yunus desen. Ne diyeyim sana? Almanya'da nasıl futbol desen? Ama bunların az aynısı Alman ama. Futbolunda da var. He? Alman futbolunda yok, da var. Yok kardeşim yok. Ya gözle görülmeyen. Ya bir tane yanlış penaltı. Ya bir tane yanlış penaltı mı verdi hakim? Hangisi şimdi, verdi? Şöyle o bir şey. Daha görev alıyor mu hakim Almanya'da? Almıyor. He? Almıyor ama Türkiye'de Türkiye'de aynı gün maç olsa gene oradan oraya veriyorlar onu. Şimdi şöyle bir olay var. Almanya'da futbol biraz daha değişik görüyor. Yani sistem değişik. Bence Türkiye'de sistemi kökten değiştirmemiz lazım. Almanya'da profesyonel olmak için 250 euro kazanması lazım futbolcunun. Bak bunu hiç kimse bilmez. Herkes futbol konuşur. Futbolcu 250'yi kazanırsa profesyonel oluyor. Yani yoksa olmuyor yani. Ondan sonra çocuklara işte alt takımları kurmak lazım vesaire vesaire. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben Türk'üm diye her zaman maça çıktığımda 1-0 yenik başlıyorum. Yani burada bir evet de şimdi sıkıntı olabilir. Tabii ki sıkıntı oluyor yani. Bu yalan değil yani. Türk takımları burada yani küçük amatörde iki takımların sorunları var. Her zaman 1-0 gerideyiz. Seyirci nasıl? Ya seyirciler güzel ama seyirci şimdi şöyle bir şey. Almanya'da bakınız şöyle bir olay var. Futbola biz Almanya'da ben şahsen değişik bakıyorum. Niçin? Hiçbir Alman'ı tutup da bakın gelmiyor. Ama top sahasında bir Türk takımı gittiğinde mesela diyelim ki Köln Trabzon diye bir takımınız var sizin. Evet. O diyelim ki o gidecek Kiel'ne veya herhangi bir yerine maç yaptığında oraya 200 Alman 200 de Türk gidecek. Ne olacak? Kaynaşma var. Ama sen camine girmiyordun. Ben ne yapayım diye ben Hristiyan değilim ki diyor. Ben Müslüman değilim ki diyor. Evet. Camine gireyim senin diye. O zaman bizim hani Almanlara kendimizi tanıtmamız için ne yapmamız lazım? Ne bana yapmamız sonra lazım? Bu kültür, bu etkinliklerde birer, ikişer, üçer, beşer onar Almanlara da çekmemiz lazım. Benim anladığım dal bu. Şimdi futboldan bahsediyorsan o Türk takımı kuruyoruz ya. Evet. Biz onlardan transfer ediyor muyuz Türk takımlarının içinde? Yok. Yani ediyor. Bize bağlı edebiliyoruz ama az bir şey. Edelim. Yani edelim. Horonumuza girsinler. Girsinler. Keşkeğimizden yesinler. Hamsımızdan yesinler. Yani biz yediklerimizden illa da bir şey beğenecekler yani bizim bu yemek kültürümüzden. Bugün Karalahan'da haberleri var mı bunların? Yok. Yok. Bilmezler Karalahan. 700 tane şey var ya içinde. Yani, insana vitamin var diyor. Tabii kardeşim ya. Bugün. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz değil mi? 700 vitamin ben size tavsiye ederim yani. Kara lahana bu. Evet. Bildiğimiz kara lahana değil mi yani? Şimdi dediğiniz doğru da lahana dedi aklıma geldi. Bir tanesi çok iyi tanıdığım biri dedi ki ya ben dedi çok özür dilerim ya ben dedi inek miyim ot yiyeceğim dedi. Doktora gittiğinde bir zaman sonra doktor demiş et yemeyeceksin şeker var bilmem şu var bu var demiş ona genelde sebze ot türü yiyeceksin. Şimdi böyle bakıyor. Onun için onun da ayrı bir yeri var yani hani her şeyi görmemek lazım yani. Evet. Ama dedim ya futbola geri dönmek istiyorum. Türkiye'deki futbolun alttan temelden değiştirmek lazım. Ben 10 yıldır burada Avrupa'da futbola emek veren, futbolun içinde olan ve Almanya'da
Almanya'da ilk Türk futbol mahkemesine çıkan ve 100 kişi gelen Baden-Württemberg'de hakemlere hakaret ettim diye bir kasaya maç satıyorsunuz dedim diye ortalık toz duman oldu, beni mahkemeye verdiler. Yani o da basına söyledim diye oldu. Onun için bana sorsalar ben hep söylüyorum Türk futbolu en alttan başlayacak. Böyle yok şu adamın parası vardı başa aynen, gelsin aynen. Bu adamın değil. İşi bilecek adam. Aynen öyle. İşi bilecek. Doğru. Başkan geliyor. Başkanın da 3-4 tane adam futbolcusu vardı. Onları oynatıyor. Bilse de oynatıyor. Oynayabilse de oynuyor. Ya hocam şöyle olur oynamasa mu? Ama o sokaklarda yetişen çocuklar, eğitimini alan çocuklar. Bunda eğitimi de olacak şimdi, yani. Eğitimsiz de değil de. Evet. Ya Dozer Cemil'in hangi tekniği vardı? Ama adı üstünde adam Dozer Cemil. Bugün isim veriyorlar şey Sıda'da. Vallahi billahi ben evet. Tamam Şenol Güneş de severim ama o yaşıyor şu anda günümüzde. Evet doğru. Belirli bir kariyer sahibi de oldu. Ya Goyana Dozer Cemil, Goyana evet. Ahmet Suat Özyazıcı, yani evet. Hüseyin. Ya ama, ne bileyim ya. O da yanlış. Ya tabii şimdi yaşayan insanın zaten herhangi bir... Ya yaşıyor adam. Yani. Biraz Beşiktaş koysun onun ismini. Mesela Beşiktaş. Yani o yönden değil de ama bu futbol gerçekten de tartışılması gereken, evet. Üzerinde durulması gereken bir şey. Ama ben Türk futbolunu açıkçana da söylüyorum. Gidişatını beğenmiyorum. Ha, Türkler futbolu bilmiyor mu? Asla ona da inanmıyorum. Buna da tez olarak Özil'i mesela bakın Zonguldak'ta değil mi? Yanlışım varsa düzelsin arkadaşlar. Benim çok Özil, özür dilerim. Sanatçı arkadaşım da kardeşim geldi Türkiye'den evet, o da. Ondan dün konuştuk gelsin yanımda. Burada o yabancımız değil seni gideceğim hocam. Sizin işiniz uzun. Yok bitiyoruz şimdi. Ben yoksa bu gel abi. Abi gel sen gel lütfen, ya sen. Rahatsız ol. Lütfen. Ya dün beni mahvetti beni. Beni mahvetti dün bu ya. Bu var ya. Kim? Mahveder. Yani bunun işi mahvetmek. Bana neler yaptı benimkisi ama. Benimkisi affetmek, bununkisi mahvetmek. Benim abi bağrına bastı ama. Basar. Bağrına bastı ama. Çok sert bir yapısı var ya. Taner, bilmiyorum. Çocuklarıyla bunun bugün konuşmak istiyorum yani. Evde sert bir baba imajı mı var? Yüzden sert ama kalben öyle değil. Ne diyor abi? Bilen biliyor yani. Yani orada yani, bile sert çıktın Taner ya. Ne diyeyim abi? Ha? Ne diyeyim yani? Şimdi ne diyebilirim yani? Spordan konuşuyorsunuz, Trabzonspor'dan konuşuyorsunuz. Bugün Trabzonspor Fenerbahçe 3-0 kaybetti. Yani bir delikanlı adam, bir duruşu belli adam hala o takımın başında durabiliyorsa artık diyecek bir şey yok yani. Ama ha, başkan da şey durmayacak yani. Taner. Ben başkandan bahsediyorum zaten. Başkan yani hoca yani, da durmayacak, başkan yani, da durmayacak. Hocanın yapacağı bir şey yok. Helva bu kardeşim. Helva bu. Taner helva bu. Bak, bundan başka bir şey yok. Malzeme bu. Bak, malzeme o mu Taner? Malzeme Taner bu. Diyorsun ki Sayıcılar konsere gideceğiz ama iki tane kolonumuz var. Mikrofonumuzun biri de çalışmıyor. Gitmeyeceksin. Bir de arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Yani size söyleyeyim. Özür dilerim Sait abi. Trabzonspor misyonu Trabzon'da bitmiş. Trabzon'un dışına çıkmıştır. Trabzonspor'dan acil gidecek iki tane futbolcu vardır. Bunları kimse delikanlı gibi çıkıp söylemiyor. Ben söylüyorum. Biri Yusuf Erdoğan'dır. Biri kaleci Onur'dur. Trabzon'u terk etmeleri gerekiyor. Her yenilgiden sonra kaleci Onur Trabzonspor merdivenlerden aşağı boynu bükük inerken o kendisini böyle 1,5 dakika sahada alkışlatıyor çıkarken. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Yani şov yapılacaksa Avnaker'de kurtarıştan. Golü yemeyeceksin, şov yapacaksın. Takım 3-0 mağlup. Ankara maçında, Gençler Birliği maçında da aynı. Başakşehir maçında da aynı. Sahadan hep takım yere indiği zaman merdivenlerde ne zaman kapanıyor? Kaleden çıkıyor, bir de böyle dönüyor. Yani şov yapıyorlar. Cesaret aldığı birileri var. Kesinlikle bu grupçuluk, bu cemaatçilik işi bitecek bu Trabzonspor'da. Mehmet Ekici Trabzon'dan gitsin kardeşim. Gitsin oynamasın kardeşim. Gitsin kardeşim. Çünkü yönetim adam 2 milyon para istiyor. Adama 2 milyon parayı veremiyorsunuz. Veremiyorsanız bu adam gidecek. Bana paramı veremiyorsanız ben konsere çıkmayacağım kardeşim. Beni niye çağırıyorsunuz? Adam 2 milyon para istiyor abi. Verin adama ya. 1600 lira para veriyoruz. 400 lira da biz verelim. Evet, sıkıntılar çok büyük. Sıkıntı büyük. Hocam yani ama hayır, 9 tane transfer söz konusudur 2 ay önce. 9 transferin 3 tanesi gitti zaten.
Ötekileri de alsan ne olur? Öyle Trabzon'da bir sürü çocuk var. Alttepe'deki çocukları oynatmıyorsunuz. Yok o Hacı Osman'ın onun akrabası. Yok o öbür yöneticinin akrabası. Bırakın bu işleri ya. Taner abi, bırakın bak, bu işleri. Bir akşam Trabzon Metin Spor. Çelik bak bu konuda senden de yardım bekliyoruz ha. Taner sürekli diyorum sen zaten. De böyle fevri çıkışlar adam, yapan abi, adamsın ona göre yani. Bir akşam Trabzonspor'un formasını aldım. 500 euro dedim verene açık artmaya başladım. Sadamadı formayı, sadamadı. 700 dedim yok. Forma değeri bile endirdim düştü Trabzon. 100 euroya. Gene kimse almadı yani. Ben akşam 3 tane forma geldim hediye. En sonra da bana sattı ona. 50. Sen mi aldın? 50 euro. 50 euro verdim aldım. Gücümüz öyle. He? Gücümüz o kadar. Dedim kalmasın açıkta ya. Bu Osmanlı kendisi de söyledi. En büyük adam dedi. Onur'u göndermemekti dedi. Beni de bitirdi dedi. 3 tane en önemli arkadaşımı da bitirdi dedi. Benim yeğenim Trabzonspor'da top oynuyor. Yeğenim. Şu an Erzurumspor'da. Denizhan Deniz. Ben de mi? Erzurumspor'da. Antrenmanda ona gol attı diye çocuğa tokat atan kaleciden ne olur ya? Antrenman 16 yaşında bu çocuk. Antrenmanda ona artistik gol attı diye çocuğa tokat atan kaleciden ne olur kardeşim? Evet. Siz devam edin. Bırakacak. Sana olmuş. Başarıların devamını diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sen şimdi hazırlık yapacaksın ben sahneye. Ben hazırlık yapıyorum. Evet. Asıl futbol, işime dönüyorum ben. Asıl işine dönüyorsun. Şimdi asıl abi sen gerçekten abi çok duygulusun ya. Sen beni bırak. Sen ben Feride iki tane düşmanım yaptın onu 12 tane bir günde ya. Trabzon'u seven insanlar. Şenol yani. Güneş ismi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, huzurunda, bütün bakanlarımızın huzurunda Trabzonspor'a son dakikaya kadar saklanarak verilmiştir. Şenol Güneş'in yüzü böyleydi hep. Takip ettim. Böyle. Asıktı değil mi? İstemiyorlar adam zorla verdiler. Evet. Benim ismimi verseydiler Taner Eyüboğlu ben orada canımı verirdim. Ama niye öyle oldu? Onu anlayamadık biz yani. Öyle biz transfer olacak yani. Ben transfere karışmam. Yani. Ne hocasısın sen kardeşim? Can? Ne hocasısın sen? Hoca karışır transfere. Transfere karışmazmış. Transfere risk almıyor çünkü. Korkak adam. Az önce ne dedin? Dedin ki koskoca Fernando onun yanına dedin koyuyorsun. Neydi ya? Malzeme bu kadarmış. Ya malzeme yokmuş. Yani malzeme. Koysana kardeşim gençleri. Bak Mateus da bu kadardı boy ama yürek var diyor da yürek. Tamam yürek olacak adamda. Bir tane Çalusku mudur, Çetusku mudur nedir 4 numara? O adamcağızdan başka top oynayan yok. 31 yaşında adam utanın ya. 35 yaşında. Utanın ya. 35 yaşında. Ama Tanrıca ne var biliyor musun? Ya başkanlığı alacağım onları. Bu sorun yani 1-2 senelik bir sorun değil. Bu sorunu yıllardan beri yaşıyor Trabzon. Yaşamıyor kardeşim. Bu sorunu bir Hacı Osmanoğlu, Sayın Hacı Osmanoğlu döneminde onu yıkmak için uğraşıldı, yapıldı. Yapıldı, başarılı olundu. 50 yılda şampiyon yapacağım. 50 yılda şampiyon. Neyi yapacaksın kardeşim? Forma dedin aldık. Almadın mı? Taner Eyüboğlu'yum ben. Kombile biletlerimi de aldım. Trabzonspor'a 40 tane üye yaptım. 650 lira adam başı para verdim. Yaptı doğru. Abi, oyuncu yok. Formalarını aldım. Atkılarını aldım. 30 tane aldım. Ne istiyorsunuz? Sıkıntı yok. Futbolcu yok. Hayır. 1450'nin üzerinde Trabzon'da sanatçı var iken Mustafa Ceceli'yi açılış maçına sanatçı olarak getiriyorsunuz. Trabzonspor'u Ersin Yanal'ın karşısında, Güray Bulağan karşısındaki o TRT1'deki ismi Ersin olan spikeri de Trabzonspor düşmanını da oraya spiker olarak getiriyor. Sanki bize küfür ediyorlar yani. Sanki bizi, yani bizi kışkırtıyorlar yani. Ki, Ersin kim ya? Demek ki yönetimde hata. Bu yönetimin hatası. Lan burada bir alkış isterdim ama siz bize alkış yapmayın. Evet. Sen gerçekten... Siz de bakarsınız ki bu adam attırdı gene gidiyor. Tam bir de satmışsın abi gidiyorsun. Hani ya Kolman gibi adamı sattılar. Kolman gibi adamı sattılar. Evet. Şimdi bir Mehmet Ekici var. Çocuğu elde tutamıyorsun. Ya bu çocuk topçu maestro be kardeşim. Bu işi yapan güzel adam be kardeşim. Evet. Yani ne oldu lan bizim Trabzon'un iş adamlarına ya? Trabzon'un motorunu şey yapan Mehmet Ekici. Dün kardeşim gitmesi lazım hocam. Abi gitmesi lazım da. Dünden gitmesi lazım. Parayı vermiyor. Sizin bildiğiniz gibi değil. 1500 lira, 2000 lira maaşı olan genç futbolcularımız var ya. Vallahi paralarını alamıyor. Billahi alamıyor. Benim bak yeğenim kardeşim ismini veriyorum. Şu an Erzurumspor'da. Denizhan Deniz. Trabzonspor'dan neden gönderildi? Açın Facebook sayfalarınızı. Yazın Denizhan Deniz kardeşim. Dünyanın 17 yaş üstü en hızlı futbolcu seçildi. Dünyanın. Sen bunu Trabzonspor'dan gönderiyorsun ya. Niye gönderiyorsun? Sebep ne? Sebep ne? Sebep ne biliyor musun? Hacı Osman oğlu onun dayısının oğlu. Yıldız olmasın.
Ya biz birbirimizi çeken kendisi, biz birbirimizin altını kazmaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey. Sorun orada. Biz anca o kim ya? Said kim ya? Said Uçar kim ya? Ne demek kim ulan Said Uçar? Said Uçar Karadeniz'in en büyük sanatçılarından biri. Ne demek? İşte bunu dedirttiğinde adamı kulağından tutacaksın, dışarı atacaksın. Çık dışarı. Akıllan öyle gel. Öyle bir şey yok. Taner Eyüboğlu kim? İsmail Türüt kim? Hülya Polat kim? E sen kimsin? Şenol gel, sinirlendim, abi masaj al. Said Uçar, sen gene magazini doldur doldur. Abiciğim, ben zaten mazlum gelsin. Ben zaten bir ekstra 45 dakika spor programı alacağım. Evet sevgili dinleyiciler, bu geceden çıktı mazlum spor neredesin? Programı yapacağız galiba. Yapıyoruz herhalde. Sayın Başkanım da şimdi, Frankfurt'ta çok büyük bir konser yapacak. İnşallah o konserde olur muyuz, olmaz mıyız? Olacağız galiba. %90 küsürü bilmiyorum. Yani şimdi bu adama böyle bakıyorum. Arada ve arkasından atıyorlar, konuşuyorlar yani. Deli diyorlar. Evet, bize deli lazım ya. Bize çılgın adam lazım aynen, ya. Aynen aynen. Ya bize çılgın adam bize lazım. Sen yap kardeşim konseri, sıkıntı yok, yanındayız. Arkadaşlar bakın, ben nasıl para peşinde, zarfı şeye koyuyorsun, sıkıntı ben yok. Ben para peşinde değilim. Ya ben para peşinde olsam bak, ya sen de değilsin. 144 bin euro diyor sanatçıların parası. Para peşinde olsam ben böyle büyük yayla yapmam. Koyarım oraya gidene sanatçı, zaten insanlar geliyor. Ben diyorum ki Almanya, Avrupa halkı gelsin, görsün, eğlensin, gitsin. Ha bize de bir şey kalırsa kalsın. Kalmasa başka. Devam. Kalmaz da sen amına dikkat et abına. He? Abını da almasınlar üstünden. Herkes istiyor ki bana. Az önce geldi biri de abi de 100 euro vereyim sana da. Ver onu bana. Dedim ha bu bayrak 100 euro yeter mi? 1000 lira ver de kaleme verelim onu sana. Vermeyiz. Bayrağımızı da seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Bu arada Şalpazarlılar gecesi evet. Değil mi bu? Evet, evet. Şalpazarlılar gecesi. Bu arada da benim hanım Şalpazarlıdır yani. Eşim. Bravo. Kabasakallardandır. Tabii. Evet. Kabasakallardandır. Tabii. Kayınpederim Rizeli'dir. Yetim oğullarından Karadereli. Ama eşim Şalpazarlıdır. Eniştesi mi bunlar? Bunlar bilmez. Bunu şimdi öğrensinler. Evet. Bu anlamda Duisburg Trabzonlar gecesine dün geldik. Evet, oradaydık. Bugün de sevgili Şalpazarlı derneğimizi, Şalpazarlı hemşehrilerimizi sevgili Cemalettin Küçük Başkan'la beraber ziyarete geldim. Sanatçı arkadaşlarımla bir merhaba demek istedim. Bam telime bastınız. Maçı seyredemedim sinirden o yüzden. Abi sen bir tanesin ya. Yani hepinizden de özür dilerim. Biraz böyle arada bir gidi geliyor. Sevgili izleyiciler, benim hayatta bir şey vardır. Kimle kavga etsem en iyi dost oluyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Bir gün bir Alman'a iyi bir sopa çektim. En iyi arkadaş olduk en sonunda. Beni kovdu. Sonra da şimdi en iyi dost oldu. Sen bunu kaç para maaş alıyorsun? Ne bileyim ya işte alayım abi. Ya alıyorsun değil mi yani biraz alıyorsun. Alacağız tabii ki yani. Maaş aldığın gün görüyorum. Tanışalım seninle. Tamam tanışalım. Daha selam vermesin. O zaman gel yanıma. Yok veririz biz Avrupa'da çok kilometre yaptık ya. Hoca Zayda biz çok kilometre. Ya. Evet sevgili izleyiciler çok güzel bir spor sohbeti oldu. Onun için sanatçının birini bıraktık, birini aldık. Ve biz gerçekten bazı spor yorumcularına da herhalde ikimiz attık sayalım. Abi biz senden var ya spor programı yapalım ya. Vallahi bizi dayaktan el duruler. Abi maskeyle çıkarız dışarıya kimse tanımaz. Başka. Ayın 30'unda maaş alacağız, 29'unda bizi kovarlar para vermemek için. Bilmiyorum ya İsa Bey'e sormam lazım. Belki orada TV'de bize bir şey ses çıkarmaz yani hani. O bir şey var bak sen Trabzon'da yaparsan bu işi yap. Olur çünkü önüne taş koyarlar ama orada da bir şey yapmazlar sana. Korkma. Evet giyindi geldi zaten hazırlandı. Vallahi bu şu fiziğe baksana Allah aşkına manken. Kilo yok bir şey yok. Kimden bahsediyorsun? Evet abi biz federasyonu falan da kurduk. Öyle mi? Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler dediğim gibi çok teşekkür ediyorum sanatçılarımıza yöremizde. Bir de bizde radara yakalanmayın hızlı gidip de yani hani. Ya, tamam değil mi? Ödemediniz ceza. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi hep beraber eller şırıl 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 go go go. We'll be right back.
çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar, üstüme çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. Bir gün dokunmadı bana da yanık yüreğim yanık. Alkışlarınızla bir kez daha alkışlıyoruz kendilerini. Evet, zor bir iş yapıyorlar, Allah kolaylık versin. Allah bizi her zaman ezanımızın sesinden, bayrağımızın gölgesinden uzak bırakmasın. Gördüğünüz gibi biz bize yeteriz. Evet. Daha açığın yıllara. Beraber söyleyeceğiz ama. Gençliğimi çaldılar. Yalnız gençliğim olsa, beni benden aldılar diyeceğiz. Davacıyım yıllara, gençliğimi çaldılar, gençliğim beraber. Thank you.